emekçilere, saygıdeğer Eskişehir halkı. Bir devletin, bir milletin geleceğini belirlemede en etkili kurum eğitimdir. Bir devlet, bir kuşak sonra ekonomik ve toplumsal yönden nerede konumlanacağını uyguladığı eğitim politikalarıyla belirler. AKP iktidarı Türkiye'de milli eğitimi ortadan kaldıran bir eğitim düzenlemesine girmiştir. Devletin temel görevi olan eğitimi özelleştirerek Atatürk devrimlerinin altı oyuluyor, milli eğitim sistemimiz milli, laik, bilimsel, kamusal temelinden uzaklaştırılıyor. Ders kitaplarında laiklik, sapkınlık olarak tanımlanıyor. Din dersi adı altında şeriat öğretiliyor. Atatürk anlatılmıyor, anlatıldığı yerlerde de darbeci imasında bulunuluyor. Cumhuriyet tarihimiz saptırılarak veriliyor ve bilim tırpanlanıyor. Eğitimde özelleştirme ve fırsat eşitsizliği tavan yapmış ve artık Türkiye'de eğitimin bir sistemi kalmamıştır. Bu eğitim anlayışı milli birlik ve bütünlüğümüzü zayıflatmakta, FETÖ'nün ve cemaatlerin, tarikatların ekmeğine yağ sürmektedir. Çünkü milli birliğimizin şartı olan gerçeklere dayalı bilimsel eğitim yerine bilimi dışlayan, din ve mezhep öğrenimine hakim kılan anlayışla hazırlanmıştır. Bu anlayış, vatanın ve milletin bütünlüğü için vatan savaşı verdiğimiz bu dönemde birlik ve beraberliğimizi zayıflatmaktadır. Vatansever, sağduyulu milletimiz Atatürk'ün, Cumhuriyet devrimlerinin, Cumhuriyet tarihimizin önemsizleştirildiği ve bu nedenle de bilime de aykırı olan böyle bir eğitimin sürdürülmesine izin vermeyecektir. Türkiye'mizin birlik ve bütünlük içinde tam bağımsız, demokratik, huzur dolu, refah dolu bir ülkede yeniden ayağa kalkmasının temel şartlarından birisi Atatürk devrimleri ışığında hazırlanmış milli ve bilimsel bir eğitim sistemidir. Böyle bir sistemi de ancak emperyalizme karşı savaşma iradesiyle iş başına gelmiş bir milli iktidar uygulayabilir. Vatan Partisi ülkemizde sanayicisinden işçisine, esnafından köylüsüne bütün milli unsurları içine alarak iktidara gelecektir. İktidarımızda eğitim, 50 yıldır gençliğe ve ailelerimize yaşatılan bir sınav maratonu olmaktan çıkarılacak, vatansever, devrimci, özgür düşünceli, yaratıcı, haksızlığa direnen, cesur, barışçı, emeğe saygılı, paylaşımcı, insanlığa, kardeşlikle bağlı gençliğin yetiştirilmesi hedefi gözetilerek düzenlenecektir. Eğitimdeki değişmez çizgilerimiz şunlardır. Eğitimin birliği yasası temel rehber olacaktır. Eğitim, bilime dayalı planlanacaktır. Eğitim, okul öncesinden üniversite sonuna kadar parasız olacaktır. Bütün özel okullar ve özel üniversiteler kamulaştırılacaktır. Eğitim, anaokulundan başlayarak kesintisiz ve zorunlu olarak 12 yıl olacaktır. Orta öğretim, çok programlı şekilde düzenlenecek ve güçlü bir rehberlik sistemi altında öğrencilerin yetenek ve eğilimleri izlenecektir. Öğrenciler istedikleri ve başarılı olabilecekleri alanlara ait lise türlerine yönlendirilecektir. Bütün eğitim öğretim kademelerinde sanat ve kültürel eğitim ile spor faaliyetlerine özel önem verilecektir. Üniversiteye giriş merkezi sınavlarla olmayacaktır. Üniversite dahil bütün öğretim kademelerinde Türkçe eğitim görülecektir. Öğretmenlik mesleği başarılı, yetenekli ve istekli öğrencilere açık tutulacak, öğretmen yetiştirmede planlama esas alınacaktır. İşte bizim ortaya koyduğumuz eğitim sistemi ve uygulanması gereken eğitim sistemi budur. Laik, bilimsel, milli, parasız bir eğitim sistemi için tam bağımsız Türkiye'yi kuracağız. Teşekkür ederiz. Milli, bilimsel, laik eğitim. Milli, bilimsel, laik eğitim. Milli, bilimsel,